Arkadaşlar selamünaleyküm. Enes'le beraber Göztepe'den Kadıköy'den Arnavutköy'e geldik. İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna geldik. Burada bir JPN elektrikli mopedi var, üç tekerlekli, kamyonet tarzı böyle. Bayağı güzelmiş ya bu. Ben bu kadar daha önceden dikkat etmemiştim. Bak. Abi bunun cam sileceği de olsaymış çok daha güzel olabilirmiş. Ha, camı falan. Bardaklık bile yapmış abi. Güzel. Dediğin gibi. Cam sileceği yok bunun ama su akar yolunu bulur. Su akar, evet, ön taraftan akar yolunu bulur. Aslında şu iki tane delik delinirse camı sürekli yıkar mesela. Ben şeyden delmiştim mesela. Nereden acı? Şu benim kamyonette delmiştim. Ha, aynen. Köşelerden. Aynen, köşelerde delik var senin. Şuradan akıyor. Bri bri bri. Şimdi niye geldik? Lityum akü takmak için geldik. 6 tane aküsü var. Toplamda 72 volt. Herhalde bunlar 20 amper. Aküler çünkü küçük. Aynen, 20 amperlik aküsü var. Biz buna 45 amper. 45 amper mi takıyoruz? Aynen. Yani menzilini 3'e katlar, 4'e katlar hatta diyebiliriz. 50-60 kilometre çok rahat yapar. Zaten şu anda bu akülerle bile 50 kilometre yapıyorsak. Şöyle. Bu aküyle 100 kilometre yapar. Arabanın anahtarları da buradaymış hemen. Arkası bu okumada. Genişmiş abi. He, arkası çok güzel ya. Ben arkası daha önce de dikkat etmemiştim bunlara. Antonlar bu kadar. Çok rahat oturursun yanıma. Ha. Yo, ben niye oturayım yanına, bir tane manita alırsın lan. Değil mi? Çok güzel. Oo, süspansiyon amortisörü bak. Uf. Abi bu Mesut'un arabası gibi değil, hemen devrilmez ha. Yok lan, bunlar devrilmez tabii ki şey gibi. Onlar kısalar birazcık sakat onlar ya. Bak buraya bile tutunarak gidebilirsin. Tabii yani. Mesela şey maça diyorum. Asker uğurlaması yaparken bundan mesela bak. Oo. Arabanın altına üstüne her tarafa adam dolar. 25 kişi birden. Biraz yamuldu, dur düzelteyim. Ha, bu 72 volt arkadaşlar. Az önce dedik. 72 volt bunda batarya var. 20 amper. Hemen şöyle bir motoruna da bakalım. 1000 wattmış. 72 volt 1000 watt motor var arkadaşlar. Aynen. Hemen şöyle gösterelim. Ters duruyor ama. Motoru ters koymuşlar baba. Baba akü yok. Bu Japon Cafer'in aracı. Cafer bununla işe gidip geliyor herhalde, değil mi reis? Ama yok, sen çarşıya alışverişe gidiyorum demiştin. Alışveriş. Gezme. Gezme. Eşime öğrettim motoru. Kullanıyor işte. Ha, yenge de kullanıyor. Ne güzel abi. Aynen öyle. Ne yaptınız? Şunun arka şeyini bir görelim mi ya? Bu arka tarafı bir açalım bakalım. Kamyon gibi ya. Arka tarafı da görelim. Bunun şey gövdesi falan saç. Gayet güzel. Saç. 8. Bunun lastikleri 10 inç mi ya? Ha. 3.00 10 inç jantlar var. 1000 watt motor var, 72 volt. Arkada böyle kocaman bir Cafer buraya yatar ya. Şey kurar. Üstü de kapalı şey, karavan gibi. Yanları da kapatsan bunlar. Yanları da kapatırsa. Mustafa Evesli'nin araba gibi olur ya. Yanları da kapatırsa. Mustafa ne yapıyor ya bu arada? Mustafa ne yapsın? Mustafa şey yapıyor. Aradım onu. Ne yapıyorsun dedim. Görüşüyorsunuz yani. Ha, görüşüyoruz. İyi, selam söylersin. Gelmezse tabii. O şimdi burada olduğumuzu duyarsa gelir kesin de. Selam söyle dedi. Ben dedi yok, akşam bekçide. Ha, şeyde işte. Şöyle arabanın bir ön tarafına da bir bakalım. Göstergesini mi? Bu şeyli değil mi? Uzaktan kumandalı. Hı-hı. Bunun sürati 35 miydi? 32. 32 kilometre. Ya normalde kendi beyninde 45'i 49'u gördüm ben bundan da. Ha, normalde 32 kilometre olarak geçiyor. Aynen. Ama 40 kilometreye kadar çıkıyor. Bu şu enerji tuşuna basıyoruz değil mi? Aynen. İki kere. Bunun kumandası da bu kaç model reis? Bu 92'nin sonu. Yani 93 diyeceksin. 92'nin sonu dediğin yani bu kaç senelik araba? Pardon ya. Ben dedim, ne diyor ya? 22. 2022 var. 2022 söyleme. 2022. Cafer Başkan heyecanlandı arkadaşlar. İdare edin. Arabayı 92 model yaptı. Ben de şaşırdım. 92'de bunlar yoktu ki. Enerji tuşuna şöyle iki kere bastık mı arkadaşlar? Bastık, çalışmadı. Niye? Aküyü söktü. Baba akü yok. Aküyü sökmüşler arkadaşlar. Lan ben de dedim arabayı fırsat bulmuşken inceleyelim. Neyse arkadaşlar. Anahtarla çalıştıralım. Şimdi anahtarı yerine şöyle takalım kalsın da. Bunu şey yaptığımız zaman, aküyü bağladığımız zaman ceyranını veririz. Aküyü sokamadım. Bak aküyü. Bununki hangisi? Şey? Aynen şu. Ha şu. Aha. Yanlış anahtarı öbürü sökmüşüz. Kilit. Ha, kilit. Tamam, bu kilitmiş arkadaşlar. Arabanın mopedin anahtarı bu. Kumandalarını falan bir gösterelim zaten. Akü takılana kadar onları inceleyelim. Burada ben böyle bir USB şarj şeyi var. Yeri var. Pusulası da var. Yolumuzu kaybetmeyelim diye. Sağ sol sinyal. Uzun kısa far. Şuradaki düğme şey için mi? Korna için değil mi? Korna. Sol taraftaki korna zaten. Bütün motorlar da aynı. Burada 1-2-3 hız kademesi var. Bu çalışıyor değil mi bunlar? Evet, evet, çalışıyor. Hız kademesi var bunda. Yavaştayken herhalde 20 km falan gider. Yani. Ha. Hızlıyken de 40 km'ye kadar çıkıyormuş. İşte burada ileri geri fitesi var. Doğru. Burada da arkadaşlar far düğmemiz var. Aynen. Farları açıp kapatmak için. Şu ileri geri burada çift mi var bunda düğme? Yok. Bu ne? Bunun ben kaskonu değiştirdiğim için onu iptal ettim. Ha, kaskonu buna değiştirdin. Tamam. Evet. Bu normalde buymuş arkadaşlar. Şu kaskonu şu kısmı değiştirmiş. Şöyle bakayım şuna. Ha, ikisini birden değiştirmiş. Aynen. Ben de çünkü ayna görünce dedim. Ha, değiştiğini anlamadım. Aynalar falan da değiştirmişsin. Orijinal tabii, değil tabii, bunlar. Tabii orijinal değil. Tavanı sonradan mı yaptırdın? Tavanı sonradan yaptırdım. Çatısızlık diyorsun ha? Sepeti sonradan yaptırdım. Çatıyı sonradan yaptırmış arkadaşlar. Neyi sonradan yaptırdım dedin?
sepeti. He, sepeti de orijinal şunları, değil mi o? Şunlar iki, bunlar içerideydi. Geri çektim bunları ben. Şuraya boru ekledin. Şöyle. Aynen. Evet. Ben de dikkat etmemişim. İki kişi rahat binemiyorduk kilolu insan. Ha, bak böyle daha iyi, doğru. Çünkü normalde bu kadar standardı geniş değil bunun. Yani bunlar geniş aldım bu şöyle. Yani arkadaşlar Japon Anton birazcık modifiyeli çıktı. Modifiyeli araç çıktı yani. Bunun ön tarafında gördüğünüz gibi hidrolik frenleri var. Ahmet Temel arıyor bu arada. Ahmetciğim sen dur sonra konuşuruz. Ön tarafta gördüğünüz gibi hidrolik fren var. Aynı zamanda yani demek ki disk oluyor. Şöyle ön tekerleğimize de bir bakalım. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da 3.0.0.10 jant lastik var. Enes çalışmaya devam ederken ben de böyle. Bayağı güzel. Mercekli farlar var burada. Sinyallerimiz led. Bu arada Enes bir şey gösterecekmiş. Burada da gene ledler var. Reflektörler var şöyle. Hemen. Aracı kullanırken de çok fazla rampalarda basmamak lazım. Niye? Çünkü gördüğünüz gibi kablolar yanabiliyor. Kavrulmuş arkadaşlar. Aynen, bayağı bu kablolar koptu kopacak yani. Genelde gevşekse eğer kesinlikle böyle yanıyor. Bir de bu kablolar ince arkadaşlar. Bakın. Baksana çok ince. Rampaya abi geldiği zaman şöyle söyleyeyim. Değil mi Enes? Aracın abi aküsü biraz zayıfladıysa daha çok amper var çekiyor. Bak, 1, 2, 3 diye vites var. Evet. 3. viteste çıkarken büyük ihtimalle yakıyorlar bu kabloları. Evet. Çok fazla amper çektiği için. Küçük viteste çıkın diyeceğim ama o zaman da işte çıkmayabilir. İşte çıkmıyor olabilir. Evet. Dikkat etmek lazım. Ya da yani büyük viteste ya zaman zorlamamak lazım. Ya da büyük viteste mesela yarım gazla çıkabilirler değil mi? Aynen. Yani bu arada zorlamayın. Evet. Zorlarsanız yanı kokusu gelince en yakın çöp tenekesinde zorlayınca hani şeyi çıkar diyorsun, dumanı çıkar. Yani duman çıkarsa zaten yanacak. Acı seni buradan görüyorum bak. Beni buradan görüyorsun. Dikiz aynası da var arabanın. Beni gayet dikizleme güzel abi. Ama aynayı tam ortaya koymuş ya, kendisi de ortada oturacak. Arkayı nasıl görecek? Saçlarını görecek. Şöyle ben olsaydım sağ tarafa takardım. Değil mi? Arkayı daha iyi görüyorsun. Otur dene abi, gösteriyor mu diye. Kamerayla otur. Göz hizanda. Dur oturayım da ayaklarının altını kardeşim. Şöyle göstereyim. Baksana ayağımı koyacak yer yok ya. Adam her tarafı doldurmuş ya. Bu ne kadar dağınık çalışıyorsun kardeşim. Ha arkada evet. Kafamı görüyorum ama arkayı da çok rahat görüyorum. Hatta şöyle kendime göre bir ayarlayayım. Evet. Göz hizanda. Çok güzel. Çok net gözüküyor vallahi. Evet. Arkayı çok güzel gösteriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkada bir tane asker var. Asker kaçağı. Asker. Enes asker kaçağı. Arkadaşlar soruyorlar. Ne soruyorlar? Askere mi gidiyorsun diyorlar. Askere 2 sene önce gittim, daha gitmiyorum. Yeter. Yok, askerden geldim. Görevimizi tamamladık. Askerden geldim. Aleykümselam. Bir sene eksiktin sütçü. Ya sütçü ya Türkçü yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi birazdan aküyü takacağız. Ara ara aküyü takarken de çekeriz. Ondan sonra bir de testini yaparız. O şekilde videomuzu tamamlarız arkadaşlar. Hemen tabii şu arabayı incelemeye devam edelim ama. Bakın şu arka kapağın amortisörleri de var. Onun haricinde burada el frenimiz var. Bunda takviye yoktu galiba, değil mi? Bu Japonlarda takviye olmaması lazım diye hatırlıyorum. Evet, yok takviye yok arkadaşlar. Araç bu şekilde. Birazdan pilimizi takacağız, bataryaya takacağız. Hayır, bataryayı da görelim hemen. Arkadaşlar biz de bu arabayla geldik gördüğünüz gibi. Hurdacı ve kağıtçı dostlarımız var sağ olsunlar. Onlardan arabayı emanet aldık. Hava yağışlı olduğu için regalle gelmedik. Bir de mesafe uzun, sıkıntı olmasın diye. Pilimiz bu arkadaşlar. 72 volt 45 amper değil mi Enes bu? 45 amper aynı. 45 amper. Hatta şunu hemen gösterelim. Hızlı şarjımız da var. Bununla 4 saat civarı bu arabayı şarj edebileceğiz. Aynen, aynen. Şöyle bir gösterelim. Bu hızlı şarjların fiyatı ne kadar Enes? Abi şu anda 2000 liraya falan alabiliyoruz onları. 2000 liraya mı alıyoruz? Aynen. Oğlum biraz fazla söyleseydin lan. Şarjını da koy. Yani 2000 liralar civarıymış arkadaşlar bunlar. Onu söyleyelim. Hafif bu arada. Evet, bu batarya orijinallerine göre yani jellere göre şeye göre biraz daha hafif. Evet. Sonuçta kapasite olarak da 2,5 katı neredeyse. Aynen. İki katından fazla yani. 2,5 katı demeyelim, yalan olur. 24 amper. Evet, bu arada telefon tutma yerini az önce incelememiştik arkadaşlar. Onu da görelim. Telefon tutma yeri bile var. Şu anda akü yerine koyuyoruz. Ben kamera çekeceğim diye kaytarıyorum arkadaşlar. Cafer yardım ediyor. Evet, akü bu şekilde. Az önce gördüğünüz o yanık kabloyu şimdi tekrar bakalım. Şimdi Enes bunu güçlendirecek. Zaten bu kablolar biraz daha ısınsaymış. Kısa devre yapıp beyni bile yakabilirmiş. Bak şurada geç bu tek Enes, al bunu alalım. Şeye giden enerji kablosu. Bu şekilde. Daha bağlantılar yapılmadı tabii arkadaşlar. Bakın bizim akünün ucları bunlar. Bunlar daha bağlanmadı. Bunlar bağlandıktan sonra inşallah araba çalışacak bir sıkıntı olmadan. Şurada beynimiz var. Şurada da bir konvertör var. Gördüğünüz gibi konvertörü de şeyin içine koymuş. Bu da geri vitese taktığımız zaman telefondan ses çıkaran zımbırtı. İndir abi. Şurada sigortamız var. Sigortası da bunun 63 amper arkadaşlar. Yok C50. 50 amper de sigortası var burada. Bu şekilde. Nasıl reis? Arabadan memnun musun ya? Memnunum Allah'a şükür. Yokuşlarda falan nasıl? Çok süper. He? 4 kişi gidiyoruz. 2 çocuk, 2 eşim, yeğenim. Rampaya vur gitsin.
Ha değil mi? Bana mısın demiyor yani Allah'a. Arabaya şey. Gerek yok diyorsun yok, yani. Yok araba hiç gerek yok. Aynen araba alıp canım da yok gibi. Benzin pahalı mazot pahalı diye ağlamaya gerek yok aynen yani. Aynen öyle hiç gerek yok vallahi. Bu şimdi arkadaki ayak koyma koyduğum yeri de bayağı geniş. Bu arada şarj yeri de burada. Aynen. Karşılıklı iki tarafta da şarj koyma yeri var. Evet. İsterseniz bunu öbür tarafa da alabiliyorsunuz fark etmiyor. Burada bir ayak freni de var arka fren. Burada da böyle bir bisiklet şeyi var zinciri var yani. Güvenlik amaçlı. Evet elektriği aha, bağladı Enes. Sesi geldi. Ulan geride. Şeyde kumandayla mı çalıştı? Şu an geri viteste evet. İleri bastık. Gaza bir dokunayım mı? Evet hoplayarak kalkıyor bu. Ses ha el freni çekili bir de. El freni çekili. Aslında el frenine bir switch konsa el freni çekiliyken gitmez. Yok bu, gitmiyor. Aslında zaten sen tutamazdın mı bunu? Tutamazdın. Evet. Benim kamyonda da öyle bir switch vardı abi. Rampaya geldiğim zaman freni bıraktığım anda kayıyordu. Ön taraftaki şey ayak koyma alanı da bu arada bayağı geniş. Bu koltuğu da ön koltuğu da şuradan kilidi var gördüğünüz gibi buradan abi, işte açabiliyoruz. Bu arada incelemeye de devam ediyoruz arabayı. İlk turu sen mi atacaksın abi, Enes? Bu da sana hediyemiz. Enes şu alarmı bağlama şansınız şey var mı kardeş ya? Nasıl bir alarm? Evet akümüz bitti. Şimdi Cafer Başkan bir testini yapacak. Bir tur atacak şöyle. YouTuber'ı çekiyor abi ne olacak? Evet birbirimizi çekiyoruz. Amortisörleri de bayağı güzel çalışıyor ha. Devam et reis bas. Aman abi frenlerim tutsun. Şimdi bayağı bir dik rampadan aşağı iniyor. Oradan tekrar geri gelecek. Şansa da araba çıktı önüne. Ama arabayı geçti. Benim velir çıkamıyor bu rampayı diyor. Abi aman. Araba sana mı kornaya bastı sen mi bastın? Ben bastım. Ya sen bastın. Yolumu kesme dedim adama. Araba kornası nasıl reis iyi çıktı mı? Vay vay. Bir farklılık var mı hissettiğin senin? Patiş çıkıyor valla. He değil mi? Yani yokuşlarda zaten litium batarya daha iyi belli ediyor. Düz aynen. Yolda hemen hemen hızı aynıdır ama aynen. Yokuşta mesela yavaşlamaz. Yokuşta sürtme. Abi normalde evet. Şeyler bayılıyor yokuşta. Bunlar bayılmıyor. Burada pati bile çekindi hatta görmüşsünüz belki. Abimiz de. Cafer şimdi bizi gezdiriyor arkadaşlar evet. Arabayla. Şöyle sağdan git abi devrilmeyelim ama. Yok. Burası da hafiften rampa mı öyle deminki gibi çok dik rampa değil. Bu şekilde. Üçüncü vitesi varmış. Evet bayağı, o, maşallah bayağı da gidiyor aman ya. Abi ara sokaklarda. Vallahi abi iyi gidiyor ha. Benim kamyondan iyi. Senin kamyonda bu kadar gitmiyor. Gitmiyor abi. Maşallah güzel ya motorum. Neyse kazasız belasız kullandı. Faytonla ada turu yapıyoruz ya ada turu gibi. Ada sahillerinde bekliyor. Telefonumdan şarkı da dinletiyoruz arkadaşlar sizi. Şöyle gidelim dönelim mi? Fark etmez abi, keyfine istersen göre. Şöyle bir. Arkada sadece burnumuz dondu. Harbiden ha havada burada bayağı soğukmuş. Bizim oralardan soğuk buralar be. Hadi havalimanına yakınız. Arnavut gördüğünüz arkadaşlar. Ben de kamera nasıl çekiyor? İnşallah çekiyordur. Şeyden uygulamadan da bakabilirsin abi. Arnavut gördüğünüz abi. Deli bir tane var. Bir tane daha geliyor. Karşıdan da bir tane elektrikli geliyor. Bu da herhalde hurdacı falan mı yoksa o da senin gibi şeye biniyor. Ya, normal. Herhalde ekmek falan taşıyor. Marketçi falan da olabilir. Arkasında bir şey vardı. Radyo da vardı herhalde. Yok radyo değil ya telefon. Telefon çalıyor. Mu çalıyor? Parlaması güzel bir anda. Japon Anton'la geliyoruz arkadaşlar. Japon Anton bizi bakalım nerelere götürecek. Japon Anton. Evet Mehmet abi. Ulan şaka maka. Sadece götürürüz ne olur. Bir kulağımızın arkası kalmıştı.
Oğlum bu tarafa doğru yaslan, bu tarafa rampa zaten ters diyor. Sen de bu tarafa yaslanıyor. Ağırlık bu tarafa doğru geliyor. Arabayı devireceksin lan. Allah. Deve. Bu şekilde arkadaşlar işte yani elektrikli, üç tekerlekli mopedlerle de böyle gezilebiliyor. Tabi havalar şimdi serin olduğu için çok zevkli değil ama en azından önümüzde cam var. Yağmur da olsa. Bu arada hafif hafif de inceden de yağıyor aslında da. Bizi etkilemiyor şu anda. Of, Tesla var bizde neye bilir. Burada da bir ceyranlı Tesla var arkadaşlar. Bizim Tesla arabamız daha güzel. Tesla ile yolda kaldığın zaman batarya koyabiliyor musun? Koyamıyorsun. Biz bizim arabamızın enerji tüketimi Tesla'nın tabii. Onda biri kadar belki ya. De. Yok o kadar var mıdır bilmiyorum ama. 5 lira ya. 100 kilometre yol yapıyoruz. Ada sahilleri şarkısını söylesene Enes ya. Ada sahillerinde bekliyorum. Mehmet abi yollarını gözlüyor. Otobüs mu bekliyor? Ne bekliyorsun kardeş? Regenerator bekliyorum abi, olur mu? Olabilir bak. Baka baka hava bayağı sert. Bunlar da güvercinci galiba ya. Kuşçu galiba. Aşağıda da var kuşçu. Oh kafayı vurdum. Yani işte böyle elektrikli mopediniz varsa ekonomik bir şekilde istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. İşinizi görebiliyorsunuz. Biz de şimdi 3 kişilik motosiklet olarak 3 kişi birden elektrikli faytonla geziyoruz. Tam adalık var ya. Japon Anton Fayton. Uydu lan. Bunun yeni modeli çok güzelmiş. Önü komple kapalı ya. He evet. Şimdi yeni çıkanlar zaten üstünü falan kapatıyorlar. Yani üstünün kapalı olması hem güneşli havada hem yağmurlu havada her türlü avantaj yani. Bunu zaten sen yaptırdın değil mi abi şu üstü? Evet. Üstü hazır aldım ben. Evet. Montajını kendin yaptın değil mi? Zaten. Montajını ben yaptım. Yani Cafer zaten demirci olduğu için böyle aslında evet. Böyle arabalara var ya bak fayton şey üstünü falan kapatma işleri yapabilirsin ha. Evet. Vallahi bile bak. İstek üzerine. Senin telefonunu da koyalım bir şey ya. Arabanın üstünü kapatmak isteyen olursa Arnavutköy tarafında yalnız, Cafer Usta ile irtibata geçerlerse. Sabah 7 akşam 8 mi çalışıyordun abi? 8-6. Fark etmez saat ya. İşlerim çok yoğun ya burada. He işler yoğunmuş arkadaşlar yani randevu almanız gerekebilir yani değil mi? Yok burada, burası demir yapabilir arkadaşlar. Arkada bir yemek sepeti gidiyor. Gördüğünüz gibi sepeti arkada. Yemekler nerede acaba? Abi rengin atmış soğuktan, normal mi? Hava soğuk. Evet arkadaşlar, başladığımız noktaya döndük, bir tur attık. Cafer Bey'e yeni aküleri hayırlı olsun değil mi? Evet, kazasız belasız kullansın inşallah. Evet, başladığımız noktaya geri geldik. Evet arkadaşlar, yani aküyü taktık. Lityum aküyü. Hayırlı olsun Cafer'e. Eyvallah, sağ olun. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar varsa olsunlar. Tabii bu arada bu sadece bu araçlar için değil, bütün elektrikli araçlara bu tarz piller takılabilir. LiPo, lityum fark etmez yani.